İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bir Adnan Oktar'la Başpaşa programında daha sizlerle beraberiz. Bu gece sizlere Adıyaman Tempo TV ekranlarından sesleniyoruz. 2 saatlik keyifli bir sohbetimiz olacak. Ancak sohbetimize geçmeden hemen önce sizlere bizi dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını ve internet sitelerini bildirmek istiyorum. Radyolarımız Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94.0 Aksaray, Genç FM 93.3 Karaman, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90.0 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, Asır FM 96.0 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya, Güneydoğu Radyosu 99.6 Şanlıurfa ve internet sitelerimiz www.haberhilal.com, www.harunyahya.tv. Şimdi konuklarımıza dönecek olursak, Sayın Adnan Oktar, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Maşallah. Teşekkürler. Hocam nasıl başlamak istersiniz? Sorulara mı geçeyim yoksa sizin söylemek isteyeceğiniz özel bir şeyler olabilir mi programa dair? Bir şeyler anlatalım. Oktar sen ne anlatacaksın? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Güzel gelişmeler var hocam. Yine İslam Birliği'ne yönelik Yahudi bir ailenin Müslüman olmasıyla Musevi bir ailenin Amerika'da. Güzel canlılar var, iman hakikatleri. Evet. Nasıl uygun görürseniz. İslam Birliği'yle ilgili her gün bir haber veriyorsun. Evet. Her gün geçmiyor. İslam'ın hakimiyeti saatin akrebi kovanı gibidir. Yani yavaş yavaş ve insanların dikkatini çekmeyecek bir hızla ilerler. Onun için insanlar farkına varamazlar. Yani insanlar ani bir şeyler bekliyorlar. Böyle aniden insanlar toplanacak, ani heyecanlar olacak, bağırıp çağıracak, halk sokağa dökülecek, bayraklar açılacak. Böyle bir şey yok. İslam yavaş yavaş sevgiyle, akılla ve bilimle yayılır ve insanların gönlü gittikçe yavaş yavaş açılır. Nasıl güneş doğarken yavaş yavaş doğuyor. Çocuk anne karnında ceninken nasıl yavaş yavaş gelişiyor, doğum ani oluyorsa, İslam'ın hakimiyeti de öyle yavaş yavaş olacaktır. Doğum ani olur. Yoksa gelişmeler hafif hafif devam eder. Mesela değil mi? 9 ay 10 gün sürüyor. İslam'ın dünya hakimiyeti de, Türk-İslam Birliği de öyle. Şu an çok yavaş gelişiyor. Her yöne etkiliyor. Mesela eskiden %70 oranında Darwinizme tam böyle karşı olan, ondan sonra Darwinizmi tam o tarz bir oran vardı. Evet. Fakat bu sonradan çok değişti. Gittikçe arttı. Şu an Türkiye'de %99 Darwinizme karşı. Maşallah. İyi bir oran. Tabii bu çok güzel bir oran. Ama bizim milletimiz hep imanlıdır. Maşallah her zaman şeydir. Evet. Çok güçlü bir yapısı vardır. Fakat tabii bu aşamaları görmeyen insanlar, birçok Müslüman topluluk, Türklüğü birleştirmek isteyenler, İslam'ı birleştirmek isteyenler, Müslüman Türkistan Birliği'nin oluşmasını isteyenler, ki Atatürk'ün bir vasiyetidir bu, Türkistan Birliği. Evet. Türk Birliği için ayrı vasiyeti vardır. İslam Birliği için ayrı vasiyeti vardır. Vasiyeti derken açık konuşması var, yani bize intikal etmiş kitaplarda gördüğümüz bir açıklama bu. Fakat insanlar genellikle biraz acelecidirler. İnsan aceleden yaratıldı şeklinde de bir hadis var. Aceleci oldukları için her şey bir anda olup bitsin isterler. Olmayınca da ümitsizliğe kapılırlar. Kur'an'da ayet var. Hatta öyle oluyor ki elçi bile diyor ki Allah'ın yardımı ne zaman? Bilin ki diyor Allah'ın yardımı çok yakındır diyor. Evet. Cenab-ı Allah, değil mi? Evet. Ayette. Buna benzer birçok ayet var. Ama böyle ortamlarda genellikle zayıf olan insanlarda sarsıcı etki yapabilir. O, yani aceleci oldukları için çabuk netice almak isterler. Çabuk netice alamayınca da bu imanlarına etki eder. Mesela diyor ki ayette, Tövbe suresi 42'de, eğer yakın bir yarar, şeytandan Allah'a sığınırım, yakın bir yarar, yani mesela 3 yıl, 5 yıl içerisinde yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, yani orta bir çalışma gerektiren bir şey olsaydı,
onlar mutlaka seni izlerlerdi. Yani kısa sürede olursa izlerlerdi diyor. Ama zorluk onlara uzak geldi diyor Allah. Yani bu çok uzak iş diyor. Yani. Uzak netice diyor. İşte. Evet. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Hem de Allah'a inandıklarını söyleyerek yemin ediyorlar. Bak eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık. Ama orta bir sefer olursa bunu söylemiyor. Uzun görürse bunu söylüyor. kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor Allah. Kendilerini batırıyorlar diyor. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor. Yani bu açıklamalar samimi değil diyor Allah. Yani eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaş mücadeleye çıkardık sözleri samimi değil diyor. Kur'an aynı zamanda bir insan psikolojisini çok köklü analiz eden bir psikoloji kitabıdır aynı zamanda. Hı hı. Yani bu kadar mükemmel bir psikoloji kitabı, insan ruhunu bu kadar güzel analiz eden hiçbir bilimsel eser yoktur Kur'an'ın dışında. Yani insan karakterini en ince detaylarına kadar, bilinçaltına ve bilinç evet. üstüne kadar çok mükemmel analiz eder. Bakın işte diyor ki Cenab-ı Allah, işte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardı. Demek ki müminler imtihan ediliyor ve özellikle zamanla imtihan ediliyor. Yani zamanın uzamasıyla. Hani münafık olan ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Mesela biz de diyoruz ki İslam dünyaya hakim olacak. Türkistan bile olacak. İnşallah. Adamlar diyor ki ya nerede diyor olacak iş mi diyor. Amerika var, Rusya var, Çin var. Nereden çıkarıyorsun? İslam alemi paramparça olmuş diyor. Olacak iş değil diyor. Yani de Kur'an ayetlerini gösteriyoruz ki bakın Kur'an'da Allah dünyaya hakim olacağını açık açık söylüyor. Nur suresinin 55. ayeti başta olmak üzere birçok ayette var. Bunlar var diyoruz. Ve hadislerde de bu açıkça belirtiyoruz. Ama diyorlar Allah da yalan söylemiş diyorlar Kur'an'da. Haşa. Resulü de yalan söylemiş diyorlar haşa. Haşa. Bak diyor ki Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Çünkü süre uzamış. Bir türlü neticeye ulaşamıyorlar. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti bakın başka bir grup, başka bir münafık ekip ya başka bir hasta yahut kendini toparlayamayan bir grupta. Ey Yesrib, Medine halkı, şehir halkı bu herhangi bir şehir. Artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün yani artık vazgeçin evlerinize dönün. Değil mi? Evet. Bırakın bu faaliyetleri yani herkes evine dönsün. Yani ne maddi imkanlarınızı verin, ne paranızı verin, ne zamanınızı, ne imkanınızı verin. Bunlar boş işler, haşa. Evinize dönün, eski kaldığınız yerden devam edin, eski hayatınıza dönün. Onlardan bir topluluk da, bakın ayrı bir ekip daha. Yani münafık çeşitleri görüyor musunuz? Gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyorlar. Bunlar da ailelerinin derdine düşmüşler. Evimiz açık dedi o. Yani annesi, babası, kardeşleri, kavmi. Onların yanına dönmek yani İslam'ın İslam'a hizmeti bırakıp ondan yanına dönmek istiyorlar. Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri açık değildi. Yani o evlerde hiçbir sorun yok diyor Allah. Hı hı. Allah onlara rızkını veriyor zaten bir şey yok diyor. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diyor Allah. Bakın tam doğrusunu söylüyor Cenab-ı Allah. Yani onlar yalan söylüyor ama Allah doğrusunu söylüyor. Hı hı. Sahtekarlık yapmalarına karşı Ahzab suresi 11, 12 ve 13. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. En aşağı, en şiddetli tabakasındadır. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. Mesela bu dünyada çok kabadayı oluyorlar. Evet. Çok rahat oluyorlar. Ama Allah öyle şiddetli azap veriyor ki cehennemin en şiddetli tabakasını atarak. İnşallah. Yaptıklarını, yapacaklarını pişman oluyor ama şimdi 1000 yıl geçiyor şeyde, cehennemde bitmiyor. 10. 1000 yıl geçiyor yine bitmiyor. 100 bin yıl geçiyor yine bitmiyor. Hı hı. 1 trilyon yıl geçiyor yine bitmiyor. Evet. Yani Allah diyor ki sonsuza kadar iflah olmaz bunlar diyor. Hı hı. Hiçbir şekilde adam olmazlar diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Yani meğerle tabii böyle demiyor ama ben yani halkın anlaması için diyorum. Yani İnşallah. Allah affetsin öyle. Allah öyle demez zaten. Amin. Yok. İnşallah. Münafıklara Allah müjde ver diyor. Bakın müjde. Bak hem münafık ama müjde veriyoruz. Müjde ver diyor. Hı hı. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır diyor Allah. Nisa suresi 138. Hı hı. Ki bunlar Allah'ın ahdini, önce diyor ki biz Allah yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda mücadele edeceğiz. Türkistan Birliği için gayret edeceğiz diyorlar. Onu kesin olarak onayladıktan sonra
kesin yapacağım diyor Allah rızası için. Feda olsun canım malım diyor. Onayladıktan sonra bozarlar. Evet. Vazgeçiyor. Allah'ın kendisiyle birleştirmesi emrettiği şeyi keserler. Yani mesela Müslümanlar birlikte olmayı, Allah yolunda mücadele etmeyi bunu artık keserler diyor Allah. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartırlar. Küfrün safına geçiyorlar. Yani dinsizlerin, ateistlerin, evet. Müslümanlarla uğraşan kanadının, mesela iddia edilen Ergenekon örgütü, küfür olan kim varsa, Müslümanlara mücadele eden kim varsa onların safına gir geçip bozgunculuk çıkarıyorlar. Ki bunlar Allah'ın ahdini, Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Onların çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Mesela Müslümanların dağılmasını isteyen mesela sahtekar hocalar oluyor. Bakıyorsun onlarla işbirliği halinde. Mesela azılı yobazlar var. Onlarla işbirliği halinde. Yeter ki Müslümanlar birbirine düşsün. Yeter ki kan dökülsün. Yeter ki İslam dünyaya hakim olmasın. Mesela İslam dünyaya hakim olmayacak diyor. Adam garanti veriyor. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal gelecek, nihayet Medine'nin bir tarafına inecek. Medine İstanbul'dur. Evet. Sonra Medine 3 kere sallanacak. Yani ekonomik kriz olabilir. Başka yani insanları sarsacak. Evet, evet. De orada bulunan her kafir ve münafık ona doğru kaçıp gidecek. Yani bir maddi sıkıntıda, bir ekonomik sıkıntıda, bir azapta, bir korku halinde küfürden yana gidecekler diyor. Bu dalgalanmalar şeklinde olacak Mehdi devrinde. Sonra Medine şehri sakinlerine beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Yani Deccal'in taraflarına geçiyorlar. Böylece demirci körüğünün demirinin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği yani habis insanlar dışı atacak. Yani münafıklar atılmış olacak. İnşallah. Değil mi? Mesela insanın nasıl kiri oluyor sabunla yıkandığında gidiyorsa münafık da Müslümanların kiridir. Yıkandığında Müslüman o kir gider. Tertemiz bedeni kalmış olur. İnşallah. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife, Mehdi cemaati, herkes üzerine hakim olmadıkça, yani Türkistan Birliği kurulmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar. Bırakanlara, münafıklık aldırmazlar. Kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Yani onu da Allah yaratıyor çünkü. Onda acayip bir şey yok. Hazreti Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Bu iş onlardan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zarar olmaz. Mehdi'ye zarar olmaz. İnşallah. Muhaliflerin ve ayrılanların. Mesela biz de Mehdi öncüsüyüz. Mehdi'ye ortam hazırlıyoruz. Bizim de muhaliflerimiz oluyor. Bizde de ayrılıp mesela hıyanet edenler oluyor. Evet. Gidiyor aleyhimizde şikayette bulunuyor. Evet. Değil mi? Evet. İşte bunlar çetedir, şudur, budur falan diyor ama Allah hepsini de helak ediyor Allah. Hukukla, değil mi? Evet. Gerçeklerle Allah etkisiz hale getiriyor. Yalanlarını Allah ortaya çıkarıyor. Evet, maşallah. Hukukun pençesi altında ezdiriyorlar. Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah buyurdu ki, ümmetimden bir cemaat, Mehdi cemaati, Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Yani İslam'ı yaymaya devam edecek. Onları yardımcısı bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Abdullah bin Ömer Yamani bir ricalden nakledir ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam, bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarındandır Bakır. Gözdeki sürmenin temizlendiği gibi temizleneceksiniz. Ey Ali Muhammed'in yardımcıları diyor. Ve gözün sahibi sürme gözüne ne zaman süreceği bilir ama ne zaman sürmeyi sileceğini bilmez. İşte aynı şekilde sabahleyin İslam'a ve emrimize uyan akşamleyin ondan çıkacaktır. Önce İslam'a girip akşam ondan çıkacak. Akşam vaktinde sapıtıyor. İnşallah. Akşam Kur'an'a ve emrimize uyan ise sabahleyin ondan çıkacaktır. Yine sapıtacaklardır diyor. Eleneceksiniz diyor. Tıpkı altının elendiği gibi. Tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız.
Altın elektrik, altın dibe çöküyor biliyorsunuz. Evet. Kum, toprak falan suyla yıkandığında evet. Gidiyor onlar. Fakat altın ağır olduğu için kalıyor. Evet. Evet. Şimdilik bu kadar. Yani daha Türkçesi İslam'ın, Türk-İslam Birliği'nin yavaş yavaş gelişmelerle oluşması kimseyi şaşırtmasın. Zaman alacaktır. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl alacaktır. Ama bakarsak şöyle bir gelişme var. Yani bu yeterlidir delil olarak. Yani çünkü zeminden başladı. Gittikçe gelişti, gittikçe yükseliyor. Alçalma var mı? Yok. Zikzak var mı? Yok. Yok, evet. Sürekli yükseliyor. Şimdi sürekli yükselen güneş gittikçe yükseliyorsa bir süre sonra öyle olur değil mi? Evet. Öyle olmayacak diyebilir miyiz? Evet, diyemeyiz. Yükseliyor çünkü istisnaf devam ediyor. İşte güneşin de tepesinde olması öğle vaktine doğru gidiyoruz şu an. Maşallah. Yani güneş doğmaya doğdu. Evet. Ama daha sabahındayız. Öğle olacak. Ama sonra da ilkinde olacak. İnşallah. Evet. Sonra ilkinde olacak. Sonra güneş batmaya yaklaşacak. Sonra güneş yine batacak. İslam güneşi. Ondan sonra akşam olacak. Zifir karanlık olacak. Ondan sonra bir daha güneş doğmuyor işte. Ondan sonra kıyamet kopacak. İnşallah. 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 Evet. Dilerseniz sorulara geçelim biraz tamam. Da. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah. Biliyorsunuz gündemimizde de Azerbaycan ile vizelerin kaldırılması konusu var. Buna yönelik de bir soru gördüm ben az önce. Biraz uzunca ama kısaca ben onu okumak istiyorum tamam. Size. Evet. Hocam, maşallah vizelerin kaldırılmasının elzem olduğunu hep söylüyordunuz. Allah şu an yaşanan gelişmelerle bunun ne kadar hayırlı olaylara vesile olduğunu gösteriyor. İzin verirseniz, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde konuşan Başbakan Erdoğan'ın birkaç sözünü size aktarmak istiyorum. Hepimiz kardeşiz, ayrımız, gayrımız, küskünlüğümüz olamaz. Biz dost ve komşu olmaktan öte kardeşiz. Uzun yıllar birbirimizden ayrı, birbirimize uzak kaldık. Birbirimizin hasretini çektik. Bugün geç de olsa yeniden kucaklaşıyor, kaynaşıyor, birbirimizle hasret gideriyoruz. İki ülke arasında vizelerin kalkması bile birbirimizi ne kadar özlediğimizi ortaya koyuyor diye söyledi. Sizin uzun süre önce dikkat çektiğiniz bu gerçeği Başbakan Sayın Erdoğan'ın da vurgulaması çok hoşumuza gitti. Siz bu konuşmayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Fikret Aktan, Ankara. Şahane. Evet, bence çok, de. Çok güzel. Çünkü Türklük aleminin, Türkiye'nin, İslam aleminin kurtuluşu birliktedir. Bölünmede fitne ve bela vardır. Birlikte de bereket ve bolluk vardır. Biz bölünme değil, birleşmeye doğru gidiyoruz inşallah. Bölünmecilerin de yüzüne bir şamar olmuş olacak bu. İnşallah. Türk-İslam birliği bir düğündür, bir bayramdır. Ama bunun yavaş gelişmesinden sakın kimse tedirgin olmasın. Bakın yine söylüyorum. Bakın dikkat edin, her gün bir olay oluyor. Ama bu evet. Olayların hepsi aynı anda olmuyor. Ama tırmanış şeklinde devam ediyor. O arada tabii biz Allah için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Malımızı da kullanırız, mülkümüzü de kullanırız, paramızı da kullanırız. Ama Allah vermesin. Farz edelim ki Allah Türk-İslam Birliği'ni nasip etmedi. Aynı sevabı alırız. Mesela Hazreti İbrahim küçük bir grubu vardı. Evet. Aynı sevabı aldı. Hazreti Mesih. O zamanlar tebliğ yaptı. 12 kişi iman etti. Şimdi geliyor, gelecek. Bütün dünyaya İslam hakim olacak. Bütün dünyaya. Bakın dikkat edin. Yine aynı sevabı alıyor. İnşallah. Bak birinde 12 kişiye vesile oluyor. Aynı sevabı alıyor. Aynı cennet. Öbürünü bütün dünyaya vesile oluyor. Yine aynı sevap. Çünkü hakim eden Allah'tır. Şahıs evet. Hakim edemez. İnsan hakim edemez. Orada Allah'a tevekkül etmek lazım. Ama yani İslam'ın dünyaya son hakimiyeti zaten bir tek Kur'an'da değil. Yani Kur'an ayetlerde vardır. İncil'de de vardır. Tevrat'ta da vardır. Zebur'da da vardır. Bütün hak kitaplarda vardır. Yani hatta kaya yazmalarında, eski efsanelerde hepsinde vardır. Herkes bilir ki dünyanın son zamanlarında bir kereliğine mahsus tam anlamıyla bir dünya hakimiyeti olacaktır. Son hakimiyet. Dünyanın anlı şanlı bitişi bu. Ondan sonra da en berbat hale gelecektir dünya. Yani tarihte görülmemiş derecede. Bakın bir en mükemmel hale geliyor. Herkes Müslüman evet, olacak. Evet herkes Müslüman oluyor. Bir de en berbat hale geliyor. Herkes imansız oluyor. İnşallah. Mesela bu hiç görülmemiştir. Son herkes aşama o tabii, değil mi? Son aşaması evet.
Hicri 1506'lardan, 1507'lerden sonra. Çünkü 1506'lar için Said Nursi bir cemaati azimenin diyor. Evet. Bir cemaati kübranın diyor. Son zamanlarına bakar diyor. Mehdi talebeler artık son 90 yaşında, 95 yaşında falan 100 yaşındalar artık. İnşallah. Yani bitmek üzere. Mehdi de uzun ömürlü olacaktır ama bitmek üzere. Ondan sonra 1506-7'lerden sonra artık mağlubane. Açık ama mağlubane. Yani tartışıyor ama mağlubane. Ta ki diyor 1543 yılına kadar hicri. 1543'ten 45'e kadar 2 yıl tam dinsizlik hakim olacak. 2 yıl. Yani net bütün dünya dinsiz oluyor. İnşallah. Ondan sonra ayet, Kur'an ayeti var. İlk bir çarpma var. Birinci çarpma. Onu diyor ikinci çarpma izleyecek diyor. Dağların diyor deprem etkisiyle kum gibi eridiğini görürsün diyor Allah. Yani yavaş yavaş erimeye başlıyor. Boğazlar kapanıyor, geri açılıyor. Denizlerde mağmalar fışkırmaya başlıyor. Allahu alem, benim anladığım 3-5 saat sürecek bir olay. Ama yani akıl almaz bir korku yaşayacaklar. Yani insanların diyor saçları bembeyaz olacak diyor Allah ayette. Korkunun şiddetinden. Yani şoka girecekler. Ve diyor sen onları sarhoş zannedersin diyor. Halbuki onlar sarhoş değillerdir diyor. Yani pilokronik hareketler başlıyor. El kol hareketleri, kontrolsüz hareketler. Mesela adını sorsan adını söyleyemez. Felaketlerin sonrasında mı? Evet. Yani şey kıyamet başlayınca korkunun şiddetinden. Yani onun kıyamet olduğunu anlıyor. Dinsizler Allah'ın var olduğunu ve kıyametin bir gerçek olduğunu görmüş oluyorlar. Zaten vaat edilen doğruymuş diyorlar. Evet. Kıyamet ilk başladığında. Ama sonra şuurları kapanıyor. O ileri aşamada şuuru kapanıyor. Konuşma gücünü kaybediyor. Yani adını sorsa mesela garip sesler çıkarıyor. Yani çok alkol alan sarhoşlar konuşamaz ya böyle kendini. Ayakta duramayacak hale geliyorlar. Onu diyor ikinci bir çarpma izler diyor Allah ayette. Fakat bir son çarpma var Kur'an'da. Üçüncü bir çarpmadan bahsediyor. Onda dağılır artık diyor Allah. Üçüncü çarpmada. Tamamen dünya açılıyor. Yani şu şeyde uzayda var ya böyle galaksi şey gibi yatsı galaksiler oluyor. Yatsı. Ortası yuvarlak yatsı. Tariflerden ben onu anlıyorum. Düzleşecek diyor Allah. Güneş, ay ve yıldızlar yani tamamı birbirine çarpışıyorlar. Çünkü diyor ki dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın ref edilmesiyle, göğe alınmasıyla diyor dünya artık divane olur diyor Bediüzzaman. Yani aklını kaybeder diyor. İzni ilahiyle diyor başını başka bir seyyareye çarpar diyor. Bir göktaşına çarpacak Allah-u Alem. Onu ikinci daha güçlü bir göktaşı, üçüncüsünde de bir yıldızla Allah-u Alem ayla çarpışacak. İnşallah. Yani ay yörüngesinden çıkıp dünyayla çarpışacak. Sonra bir dağılma oluyor dünyada. Ondan sonra o da güneşle birleşiyor. Yani güneş yutacak Allah-u Alem anladığım kadarıyla. İnşallah. Yani o gelen kalan. Ama ondan sonra yalnız Allah diyor ki bu kıyamet oluştuktan sonra sistemi değiştireceğim diyor Allah. Yani fizik kanunları değişiyor ondan sonra. Yani her şey bütün yepyeni bir yaratılışla yaratacağım diyor. Neler olacak mesela? Yani mesela bizde normalde bizim hücreye ihtiyacımız var. Kan damarlara ihtiyacımız var. Öyle bir sistem yok. Mesela yemek yiyor adam. Sadece yiyor yemeği o kadar. Ama tonlar hesabı yiyor. Mesela milyonlarca kilo yiyor hiçbir şey olmuyor. Ahiretten bahsediyoruz ahiret, evet. Değil mi? Cennet aşamasında. Mesela burada sebep gerekiyor. Biz mesela burayı ısıtmak için bir ısıtıcıya ihtiyacım var. Orada sebep yok. Yani kendinden ısınıyor. Kendine. Mesela burada bir güneşe ihtiyaç var aydınlanmak için. Cennette fizik kanunu değişiyor. Madde kendinden ışıklı. Yani normal ışık var. Yani şu bir ışıkları görmediğinizi düşünün. Yani şunları yukarıdakileri görmediğinizi düşünün. Burada bir ışık oluşuyor ya onun gibi. Kendinden ışıklı. Bedenen de diyor yepyeni bir yaratışla sizi yaratacağım diyor Allah. Ama küfür içinde apayrı bir beden yapısı var. Yani onlar için de ayrı bir beden yapısı var. Onlarda da çok ciddi bir patolojik bozukluk. Hani evrimden yaratıldı diyorlar ya onlar. Tam ona uygun bir görün. Böyle maymuna benzeyen, çok berbat. Yani patolojik mesela kafası, boynu arkada. Ayette var mesela yüzü arkaya çevrilmiştir diyor. Gövdesi önde, kafası arkaya doğru. Hani mutasyon bozu diyor ya onlar. Evet. İşte mutasyonu görecekler orada. Yani, o tarafta. Evet. Ayrıca yani mutasyonun nasıl olduğuna dair bir kanaatleri gelecek. İnşallah. Yani. Ya Allah yaratacak ama tabii onlar mutasyon olduğuna da inanabilecekler belki de. İnşallah. İnşallah. Ciltlerinde koyu ve üstleri diyor bir kül kapladır diyor Allah. Yani bir kir. Kül kaplanacak diyor üstleri. Koyudur diyor.
Göz renkleri mor. Renkli kısmı yok. Yani olduğu gibi mordur. Yani şey yok gözlerinde. Beyaz renkli kısım yok. Son derece kirli. Son derece tiksindirici bir görünümleri var. Zaten Allah kan ve irinin çok yoğun olduğunu söylüyor ahirette. Evet. Yani insanların şeylerin en yoğun olduğunu söylüyor. Ama müminler tabii bunu görüp hallerine çok şükrediyorlar. Yani cennetin kıymetini artıran bir şey bu. Değil mi? Tabii. Yani onu gören insan cennetin konforunu görünce, müminleri görünce cennete karşı sevgisini ne kadar artacağını düşünebilirsin. Tabii. Bir de cehennemde tabaka tabaka, onun mesela üst tabakası en hafifinde olan insanlar da cenneti görerek azap çekiyorlar. Yani cennete kavuşamamanın azabını en çekiyorlar. En hafifi uzaktan izlemek evet, yani. Evet, uzaktan. Yani tabii bulundukları mahal kötü yani. Bozuk Anladım. Bir arazi, kirli sokaklar, karanlık sokaklar şeklinde birbirine kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, birbirlerini arıyorlar. Kur'an'da bu var. Fakat asıl çektikleri azap, yani üst tabakada oldukları için cenneti görüyorlar. O aradaki kıyas. Mesela gecekonduda olan bir insan, eğer sarayı göstermezse gecekonduyu müthiş beğenir. Ama sarayı gösterirsen çok acayip azap çekmeye başlar. Kıyastan dolayı. Mesela bir köyün en güzel kızı kendini çok güzel zanneder ama mesela şehre gelir de kendini daha güzel görür mü? Felç olur yani çok kendisi çirkin olduğunu düşünmeye başlar. Yani kıyasla insan değerlendiriyor. Onun için Cenab-ı Allah kıyası meydana getirecektir etki olarak. Mümin de işte kıyas yapıyor. Ya ben de cehennemde olsaydım diyor. Bulunduğu yerin değerini anlıyor. Değerini anlamış oluyor ve sonsuza kadar orada mutlu olmuş oluyor. Yani asıl amaç zaten cehennemden asıl amaç müminlerin cennetten zevk almasıdır. Bakın bu bir sırdır bunu söylüyorum. Yani cehennemin asıl amacı yani ana amaçlarından birisi. Çünkü küfrün Allah diyor ki senin azabınıza ne yapsın diyor Allah. Yani Allah azabı beğenen bir uslup kullanmıyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Allah Rahman ve Rahim. Allah güzellikten, sevgiden, iyilikten hoşlanıyor. Yani onu beğeniyor Allah. Dolayısıyla azabı ne yapsın diyor Cenab-ı Allah size azap verip. Ama o kıyaslı olmazsa insanlarda bir eksiklik oluyor ki evet. Cenab-ı Allah onu o şekilde yaratmış. İbret almak için. Evet, ibret almak için. Örnek. İnşallah. O peki üst kattaki cenneti uzaktan izleyenler bir gün mutlaka onlar da günahlarını çektikten sonra tekrar cennete girebilme şansları var öyle değil mi? Evet mümin olanlar yani la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin eninde sonunda oradan çıkıyorlar. Hatta ilk geldiklerinde üstlerinin başlarından anlaşılır diyor. Hatta alınlarında bir damga olduğu. Evet ilk başlarında söyleniyor. Sonra kalkıyor üstlerinden o kaldırılıyor. İnşallah. Bir süre kaldıktan sonra ama tabii yani o konuma gelmemesi lazım müminin. Gelmemek için gayret etmesi lazım. Yani çünkü cehennemin azabı çok şiddetli ve çok çok rahatsız edici. Kaldığı süre de öyle kısa bir süre kalmıyor. Değil mi? Evet. Bir de hiç çıkmama ihtimali de var. Evet. Hiç çıkmayanlar da var. Yani çünkü Allah rahmetiyle istediğini çıkartıyor. Bunu da bilecekler. Zaten Allah'ın bizden istediği de yani bakın bunun olmaması ne istiyor biliyor musun? Sadece iyi olmamızı istiyor. Samimi olmamızı istiyor. Ama dikkat edin ne diyor ayette? Allah'ın, şeytandan Allah'a sınırım ancak samimi kulları kurtulur diyor. Yani tek istenen samimiyet. İnsanların hep samimiyetsizlikten çektikleri acı. Mesela samimi olursa insan güzel konuşur, güzel davranır. Yani samimi olunca bizim Allah'ı anlamamamız mümkün mü? İnsanlar niye Allah'ı anlayamıyor? Kalabalıklara bakıyorlar. Ya bu da diyor Allah'a karşı, bu da Allah'a karşı. Şu Darwinist, şu materyalist. O da satanist diyor. Ben niye Allah'a inanayım o zaman diyor. Halbuki kafasının içinde o bir görüntü. Allah ona film gibi göstertiyor kafasında. Sonra onun bir serap olduğunu anladığında, ki Allah diyor onun serap olduğunu anlarlar sonra diyor dünyada evet. değil mi? Evet. Onun bir Allah tarafından yaratılmış bir görüntü olduğunu anladığında çok pişman olacaklar. Halbuki Allah bizi sınamak için tabii ki göstertir, imtihan edecek ki arada bir kıyas yapabilelim biz. Yani herkes imanlı, herkes Allah'tan yana olsa orada Müslüman olmak çok kolaydır. Allah'a karşı gelen, Allah'a karşı tavır alan insanın içinde Müslüman olmak zordur. O çünkü orada akıl ve irade gerekiyor. Etkilenmeme gerekiyor. Evet. Şeytan musallat olması lazım, nefis musallat olması lazım. Vesveseler musallat olacak. Fakat Müslüman aklını, vicdanını kullanıp, bilgisini kullanıp mücadele ondan yakasını kurtaracak. O fetneden, o sıkıntıdan. İnşallah. Yoksa öyle robot gibi olur o zaman dümdüz yani iman ederse. Onun için Allah insanları meleklerden daha üstün görüyor.
Yani çünkü biz düşünerek yapıyoruz, yaptırtıyor Allah bize. Gerçi o da bizim kaderimizde ama melekler kötülüğü bilmiyor zaten. Yani yapamıyor. Yaratılışlara gerek. Yani hiç yapamıyor. Evet, yaratılışından dolayı. Yani mesela yalan söylemez. kimseye azap vermez. Yani Allah'ın dilemesi dışında. İnşallah. Değil mi? Evet. En ufak bir yanlış tavrı olmaz. Çünkü o şekilde yaratılmışlardır. Ama insan iyi ve kötüyü bilecek şekilde yaratılıyor. Onun için Allah ben bir halife yaratacağım diyor. Yani halifem diyor insanlar için. Çok önemli görüyor Allah insanları. İnşallah. Mesela biz şimdi Allah için burada gayret ediyoruz. Bunu yaratan da Allah. Ben mesela 1979'da İstanbul'a gelmiştim. 2-3 tane arkadaşım vardı. 1983'e kadar uğraştım. Yani sürekli gece gündüz dini anlatıyordum. Gelen gidiyordu. Yani hiçbir şekilde de vazgeçmedim. Yani bir grup oluşturmak istedim. Bir türlü oluşmuyordu. Yani hiç olmazsa 5-10 kişi olsun dedim. Değil mi? Maşallah. Oluşmuyor. Mesela 3 kişi oluyor. Bir 15 gün sonra bakıyorsun. 3. kişiden haber geliyor. Ben gidiyorum diyor. Hadi Allah selamet versin diyoruz. Neden acaba böyle oluyor? Allah sabrımı deniyor. İrademi dönüyor. Yani kararlı mıyım? Azimli miyim? Evet. Yani çünkü adam bakıyor. Ya diyor. Tamam, insanlar anlamıyorlar diyor. O zaman ben kendimi kurtarayım diyor. Ki o zaman ben akademideyken ilk geldiğimde bizim Ortaköy'de evimiz vardı. Ya dedim acaba evlensem dedim böyle. Ondan sonra okulla bitirsem, akademiyi bitirsem, böyle bir işim gücüm olsa gibi mi düşündüm. Baktım vakit çok dar ve bayağı da yetenekliyim. Dini çok iyi anlatabiliyorum. Maşallah. Evli olsam müthiş vaktim gidecek. İş yeri açsam, okuldan çıkıp şey yapsam, o da müthiş vaktimi alacak. Yani %90 vaktimi alacak. %10 hizmete atacağım. Hepsinden vazgeçeyim dedim. Maşallah. Sonra dediler ki okula gidersen seni öldürürüz dediler. Komünist arkadaşlarım vardı. Ya dedim yani şimdi ben sebebe sarılıp gelmemem mi gerekiyor dedim. Yani canımı korumak çünkü farz Müslümanın canını koruması. Ama vatan elden gidecek. Yani din elden gidiyor. Yani beni öldürecek adam zaten evde de bulur öldürür. Yani öyle bir konu olmaz ki Allah beni her yerde öldürür. Yani çözüm değil. Çünkü ben eğer çekinip vazgeçerse İslam'ın yayılması konusunda hiçbir şey yapmamış olacağım. Başka insanlar da bunu yaparsa o zaman kimse kalmamış oluyor. Evet. Yani benim ne özelliğim var? Yani ben niye vazgeçeyim? Öbür bir insan da o da ben de vazgeçeyim de. Baktım düşündüm. Tehditler ama çok netti. Hatta bana bilmiyorum tedirgin olur musunuz da daha yeni geldiğimde 7 kurşun sıktılar. Evet. Şeyde korkutmak için. Gerçi Allah rast getirtmedi de. 9 kere de suikast geçirdim. Ama çok hoşuma gitti tabii. Acayip zevkli yani. Çok anlaşanlı işler. Maşallah. Maşallah. Yani. Bir de 79 en zorlu yıldı hocam. O terörün anarşinin tam tırmandığı. Evet. Evet. 20-30 kişi öldürüyorlardı. Evet. Sizin bulunduğunuz Mimar Sinan'da pek bilmeyenler olabilir. Evet. Marksizmin ve ateizmin, komünizmin en hakim olduğu yer İstanbul'da. Okulda öğrenciler, öğrenci seçimi yapıldı. Çeşitli fraksiyonlar, komünist fraksiyonlar seçime girdiler. Bir tane oy boş çıktı. Herkes bana bakıyordu. Salon doluydu böyle çaka çaka dolu. Ama ben daha sonra siz o dönemden tanıyanlarla, dönem arkadaşlarınızdan, eskiden komünist olanlarla karşılaştığımda sizi çok hürmetle ve sevgiyle yad ediyorlar, anıyorlar. Yani çok şimdi, seviyorlar. Evet, birçok arkadaşım birçok yerde görevler, onlar anlatıyorlar. Çok dönenler de oldu. Tanınmış böyle köşe yazarlarından, felsefecilerden. Ya mesela orada namaz kılan birisi varmış, bir çocuk varmış. Onu Beyoğlu'nda camiye girerken görmüşler komünistler. Komaya sokmuşlar böyle yani öldüresiye dövmüşlerdi. Ama ben okul işgal olmuştu. Yani komünistler 3 şey oluşturdular böyle engel yani ne diyorlar? Barikat. Barikat oluşturdular. Ben gittim ya dedim cuma vakti ben namaza gideceğim dedim. Birbirine baktılar acayip şaşırdılar. Ben zaten sakal falan tam yani böyle hiç çekinmiyordum. Maşallah. Alenen de tebliğ yapıyordum yani açık açık anlatıyordum. O camiyi de kitaplarımı koymak için depo gibi kullanıyordum. Şu itiraf ediyorum. O boşluğu yatağında siz miydiniz? Evet. Onu da itiraf edin. Tabii. Orada imamın kürsüsünün arka tarafında bir yer bulmuştum. Oraya yerleştirdim kitapları bu evrim teorisine ilgili olarak. Kitapları dağıttıkça gidip oradan alıyordum. Yine gidip oradan yine alıp yine dağıtıyordum.
O zamanlar öğrenci bursu alıyordum. Bursu olduğu gibi ona veriyordum tamamını. Maşallah. Allah yani hiç olsun. Böyle en ufak başka bir şey harcama yapmıyordum. Yani evlilik falan artık bana çok çok acayip geldi. Yani ne alaka dedim. Çünkü oraya harcanacak para, imkan, zaman. Zaten İslam aleminin, Müslümanların durumu ortada. Yani vakit kaybedilecek gibi değil. Yani öyle bir şey yapsam kendim asla şey yapamam. Yani çok anormal bir hareket olarak görüyorum. Maşallah. Ve hiçbir şekilde de yanaşmadım tabii öyle bir şeye. O engeller aşı mesela gidip namaz kılıyordum. Hiç komünistler hiçbir şey demiyorlardı. Bir gün okulda böyle konuşuyordum yine topluluk kalabalığı, herkes parkalı falan o komünistlerin o klasik kalabalığı, yemyeşil. Garnizon gibi ya böyle askeri garnizon gibi. Herkesin ayağında postallar falan. Kapıda da bir tane polis vardı o kadar yani. Mesela beni orada öldürseler hiç böyle sorun çıkmazdı Allah'ım yani. Hiç. Şahitler hep kendileri zaten. Ya burada çocuklar tenzih edelim de yani teröristleri kastediyorum. Bir gün geldiler o maket bıçaklarıyla falan böyle kızlı erkekli bir grup geldi. Dediler hem tahta yontuyorlar hem de bir yandan nezaketine bu tip çalışma yapmanı istemiyoruz dediler. Yani bunları anlatmanı istemiyoruz dediler. Tamam dedim o zaman sizin liderleriniz gelsin onları anlatayım dedim. Yani çeşitli fraksiyonların lideri. O da olmaz dediler. Allah Allah ne yapacağız o zaman dedim. hocalarla tartışalım dedim. Hocalarıma. En sonunda ona razı oldular. Hilmi Yavuz Hoca vardı o zaman. O zaman sol görüşlüydü Hilmi Yavuz. Yani Darwinist, evet. Materyalist ve Marksist görüşteydi o dönemde. O zaman Hilmi Yavuz'a ben kitap vermiştim bu evrimle ilgili. Evet. Gittim geldim. O sonunda okudum dedi. Ne kanaatiniz dedi. Fazla bir cevap vermedi. Sonra okul çıkışında ana kapıda karşılaştım. Hocam dedim bakın yeni kafatası da bulun dedim. Homo sapiens dedim. Yani bulunan bütün fosillerden daha eski dedim. Acayip sinirlendi böyle kapıda. Yani çok yüksek sesle. Farz edelim darbinizim yıkıldı. Ne olacak dedi. Yani, ne yapalım, ne olur dedi. Bunun yerine Allah inancı gelir diyor dedim. Bakın herkes dedim. Hakikaten de öyle diyordu oradaki çocuklar da öyle diyorlardı. Sonra hocam beni nerede görse yolunu değiştiriyordu. Ama şimdi çok seviyor beni. Geçenlerde davet ettim. Gelecekti vaktimiz olmadı. Hocamızı bir ara ya biz ziyaret edelim ya bizim fakirhaneyi şereflendirsin. İnşallah. Öyle bir şey yapalım. Ercüment Tarcan vardı. O da öyle yani sol propaganda ama Darwinist propaganda yapıyordu. Ona da kitap verdim, anlattım. Bana dedi tek bir hücre yapsınlar dedi, bir tane dedi. Ben buradan pencereden kendim atarım aşağı dedi. Olmaz dedi öyle dedi. Ama hayret yani orada da yine Darwinizm anlatıyordu. Evet, ilginç bir şey. Maşallah. Ama kanaati gelmiş demek ki. Maşallah, evet. Yani inşallah. Hocam dediğiniz gibi Allah'ın koruması tam. Çünkü siz daha sonra bu komple yapılıp akıl hastanesinin iftirayla atıldığınızda da orada da arkadaşlarınızın sayısı katlanarak artmıştı bir mucize şeklinde böyle. Maşallah. Maşallah. Yani normalde olanın mevcut olanın dağılabileceği bir ortam. Tam tersi oluyor. O da Allah'ın dönmesiyle maşallah. Hatta durduramamışlardı. Yıldırım Aktun'a yasaklamıştı doktorlarla ve hemşirelerle görüşmeyi. Süremiz bitti mi? Evet, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz. Sohbetimize devam etmeden önce ben hemen mail adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden bize soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. www.harunyahya.com ve harunyahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Evet hocam size tekrar dönecek olursak konuya devam etmek ister misiniz yoksa size yeni bir soru sorayım mı? Sor yeni bir soru. Peki. Kişi Allah'ın tövbesini kabul edip etmediğini bilebilir mi? Tövbenin kabul edildiğine dair alametler var mıdır? İnsanın yaptığı hataları düşünmesi ve pişman olduğunu sürekli hatırda tutarak tekrar tekrar bağışlanma dilemesi Allah'ın günahları bağışlamasına vesile olur mu? Müjde Öncü. Allah Rahman ve Rahim'dir, bağışlayıcıdır ama insanlar tabii bunu biraz ortalı bir konu gibi biliyor. Halbuki Allah'ın asıl amacı zaten rahmet, güzellik, sevgi, iyiliktir. Yani Allah bak çok açık söylüyor. Allah size ezalip ne yapsın diyor Allah. Evet.
Allah samimi olunduktan sonra, candan samimi olunduktan sonra tabii tövbeleri kabul eder. Ama biz zaten ümit ve korku arasında olacağız. Bu başından sonuna kadar öyle olacak hayatımızda. Mehdi dahil, bakın Mehdi bile ümit ve korku arasındadır, bilemez. Yani nasıl olacak, sonucunu ne olacak bilemez. Cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek bilemez. Onun için bütün herkes o şekilde olması lazım. Aksine zaten insan anormal ahlak göstermeye başlar, dengesiz olur. Yani o zaman münafık tinet çıkmaya başlar. Yani Allah'tan korkulmazsa çok tehlikeli olur. İnsan aceleden yaratıldı. Ayet aynı zamanda o. Evet. Kur'an'da da ayet olarak da var. Enbiya suresi 37'de. Eğer biz Allah korkusunu, Allah zekesini yaşamamış olsak, ya benim şu candanlığımızı, şu derinliğimizi göstertemeyiz. Allah korkusu derinliğin, aşkın, vefanın, sadakatin, sabrın, güzel ahlakın hepsinin kökenindedir. Yani en büyük nimettir Allah korkusu. Yani insanlar Allah korkusunu garip bir şeymiş gibi görüyor. Yani ben diyor Allah'tan korkmam, Allah'ı severim diyor. Öyle olmaz. Evet. Yani Allah'ı sevmeyen, Allah'ı sevdiğini iddia edip çok büyük zulüm yapanlar. Çok acımasız olaylar var. Mesela intihar edenler var, adam öldürenler var. Allah'ı seviyorum diyor. Allah adına kendi kafasına göre öldürür. Soygun yapar, gasp yapar, her şeyi yapabilir. Ama Allah korkusunda bunların hiçbiri olmaz. İnsan en kontrollü, en akıllı tavrı Allah korkusuyla yapar. Aklın kökeninde de Allah korkusu vardır. Allah'tan hakkıyla korkanlar akıllı olurlar. İnşallah. Yoksa öbür türlü insanlar akılsız olurlar. Yani münafık olmasının sebebi Allah'tan korkmamasıdır. Yani münafık Allah'tan şüpheli inanıyor varlığına. Yani olabilir de olmayabilir de gibi inanıyor. Bazen tamamen inanmıyor. Ama Allah'tan korkmama nettir münafıklarda. Onun için bu kadar dengesiz olurlar. Allah'tan korkmayı büyük nimet olarak görecekler. Zaten tövbe edeceğiz. Mesela ben tövbe ediyorum ama ben hiçbir zaman için bağışlandığım yahut cennete gideceğim inancında olmuyorum. Bilmem ben. Yani Allah bilir. Cehenneme de gidebilirim, cennete de gidebilirim. Ümit ve korku arasındayım. O zaman insan mükemmel tavır gösterir. Bunları bilemeyiz zaten. Tabii ki. Peki. Ben bir şeyler anlatayım o zaman. Tamam. Mehdi'nin gelişi Tevrat'ta da vardır. Oradan da örnek de vereyim. Kıyı halkları onun Mehdi'nin yasasına umut bağlayacak. Yani onun dünya hakimiyetine umut bağlayacaklar. Tevrat Yeşaya 42'ye 4. O Mehdi baskı görüp eziyet çektiyse de hiç ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Hiç ses çıkartmadı diyor Mehdi. Yeşaya 53'e 7. İnsanlarca hor görüldü Mehdi, yapayalnız bırakıldı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Yeşaya 53'e 3, Mehdi'nin özelliğidir bu. Halk anlamayacak ve halkın büyük bölümü ona karşı gelecekler. Eziyet edecekler, hapsedecekler, hakaret edecekler, iftira edecekler. Tevrat bunu anlatıyor bakın. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Yeşaya 53:3. Kaldığı yer görkemli olacak diyor. En sonra Hazreti Süleyman'ın mescidini yapacak inşallah Kudüs'te. O kastediliyor. Çok muhteşem olacak. Yeşaya 11'e 10. Ama genelde yaşadığı yerler temiz ve güzel olacak Mehdi'nin. Ve Cenab-ı Allah'ın hitabı olarak söylüyorlar. Ve kendim için sadık bir dini lider çıkaracağım. Mehdi. O yüreğimde ve canımda olana göre yapacak. Yani Allah benim beğendiğim gibi hareket edecek diyor. Tabi Tevrat'ın uslubunda böyle kelimeler oluyor. Yani yüreğimde ve canımda gibi ifadeler. Ama yani Allah'ın isteği olarak bunu anlıyoruz. 1. Samuel 2'ye 35. Halk Mehdi'yi bütün güzelliğiyle görecek. Güzel bir insan olacak Mehdi. Yeşaya 33'e 17. Mehdi uluslara barış duyuracak. Bütün dünyada barışı savunacak. Barışın güzelliğini anlatacak. Zekeriya 9'a 10. Bağırmayacak ve sesini yükseltmeyecek. Yani insanları azarlamayacak. Bağırmayacak. Yüksek. Hani var ya kavgacı tipler. Öyle bir özelliği olmayacak diyor. Yeşaya 42'ye 4. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Adaletlidir ve alçak gönüllüdür diyor. Zekeriya 9'a 9. Mehdi Allah'a güvenir. Mezmurlar 21'e 1. Şimdi de Kur'an'dan
delil veriyorum, ayetle veriyorum. Mehdi'ye işaret eden inşallah. Enbiya suresi 105. Andolsun Allah yemin ediyor, biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. Bak şüphesiz arza yani dünyaya salih kullarım yani samim olan kullarım varisçi olacaktır diye yazdık. İmam Bakır şöyle buyurdular. Bu ayette Allah-u Teala'nın yeryüzünün mirasçıları ünvanıyla andığı salih kullar Mehdi ve ahir zamandaki talebeleridir diyor. Mecmu'l Beyan cilt 7 sayfa 106. Nur suresi 55. Allah içinizden iman edenlere, salih amellerde bulunanlara yani samimi davrananlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa kim bunlar? Hazreti Zülkarneyn ve Süleyman. Onlar güç ve iktidar sahibi kılmıştı. Evet. Dünya hakimi yapmıştı Allah. Aynı şekilde diyor Cenab-ı Allah, onları da yeryüzünde, yani Mehdi ve talebelerin de, Kur'an'ın işareti bu, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Yeryüzü, bütün dünya. Bak güç ve iktidar İnşallah. Sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam dinini, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Hem yerleşik kılıyor, hem sağlamlaştırıyor Cenab-ı Allah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Mesela bir korku ortamı var dünyada. Onun arkasından güvenliğe çevirecektir. Onlar, bak özelliklerini söylüyor Cenab-ı Allah, yalnızca bana ibadet ederler, şirk koşmazlar. Ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Şirk yok. Kim bundan sonra inkar ederse işte fasık olanlar onlardır. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyuruyor. Allah'a and olsun onlar biz Ehl-i Beyt'in taraftarlarıdır. Yani ve o bu ümmetin Mehdi'sidir. Yani Mehdi ve talebelerine işaret ediyor diyor. Mehdi devrine işaret ediyor diyor. Mecmul Beyan İnşallah. Cilt 7 sayfa 239. Evet. Hadid suresi 17. Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Allah-u Teala'nın yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, yeryüzünü yağmurla diriltmesi anlamında değildir diyor buradaki tefsirde. Allah-u Teala adaleti ihya edip ilahi hükümleri uygulayarak yeryüzünü ihya edecek ve diriltecek kişiler görevlendirir. Yani Mehdi ve talebelerine bakıyor diyor inşallah. İnşallah. Ali İmran suresi 26. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, yüceltir, güç sahibi kılarsın, dilediğini alçaltırsın, hayır senin elindedir, hayır ve güzellik senin elindedir, gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Mesela bu ayetinde aynı şekilde Mehdi'ye baktığını belirten açıklamalar var. Yine Araf suresi 181'de yarattıklarımızdan öyle bir topluluk vardır ki onlar hakka iletirler ve hak ile hüküm verirler. Bu da yine aynı şekilde Mehdi'ye bakan bir ayet olarak görülüyor. Efendim. Evet bunlar şimdilik bu kadar yeter çünkü bayağı ayet var. Örnek olarak vermiş olduk. Bir de tam konunun üzerine ilgili bir soru daha var. Dilerseniz onu yönelteyim ben size hemen. Hocam, inancın vicdanlara hapsedildiği, her türlü batıl ve inançsızlığın alabildiğine taşkınlaştığı bu ahir zamanda, Rabbime duyduğunuz sevgiyi, aşkı bizlere öyle güzel yansıtıyorsunuz ki Allah sizden razı olsun. Hocam, Hazreti Mehdi'nin tam olarak hangi tarihte çıkacağını ve fiziki özelliklerini sizden rica edeceğim. Bir de hocam, yüzünüz öyle güzel ve bir o kadar da nurlu, öyle bir hoşgörülü kişiliğiniz var ki İslam'da olması gereken bir duruş sergiliyorsunuz. Diğer sözde alimlerden farkınız öyle çok ki onların sözlerini dikkate almıyorum diye de bir dipnot düşmüş. Selam, Serçin Gül. Serçin, evet güzel iltifatı için Allah razı olsun.
Tabii ki ehl-i sünnete uygun olmayan, anormal fikirler taşıyan alimlere biz alim demeyiz. Yani İslam dünyaya hakim olmayacak diyorsa bir insan, yüzyıllar sonra hakim olacak diyorsa ben bunu alim olarak görmem. Çünkü Allah'ın rahmetinin ümidini kesmiş demektir. Bu çok anormal bir şey. Müslüman asla Allah'ın rahmetinin ümidini kesmez. İslam'ın hakimiyeti, Türk İslam Birliği'nin oluşması ben 2 yıl önce söyledim. Onu söyledikten sonra muntazam bir tırmanış başladı. Sürekli yukarı doğru çıkış başladı. Ve bu hiç kesilmedi. Türkiye'deki genel yapıya bakanlar bu yükselişin ne kadar güçlü olduğunu ve bunun bir süre sonra noktalanacağını görürler. Daha önce örnek verdiğim gibi yani güneş doğmaya başlamış, çıkar çıkar çıkar. Allah'ın adetullahıdır. Öğlen olur, en sıcak, en güçlü, en aydınlık dereceye gelir. Şu safhada bile Darwinizm dünyada yerle bir oldu. Ateizm tam anlamıyla panik halinde. Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler atağa geçtiler. Çünkü Darwinizm yıkıldığı için önlerindeki put kalkmış oldu. Biz onları, bütün de Müslümanları da, Müslüman kardeşlerimizi de, Hristiyanları, Katolikleri, Evanjelikleri, Ortodoksları hepsini ve Musevileri, Hasidikleri ve diğer Musevileri hepsini Deccal'in ağzından aldık. Maşallah. Yani Deccal'in boynunu kırdık. Deccal'in boynunu kırdık. Deccal onları ağzına almış, eziyordu. Evet. Ve nefes aldırmıyordu. Her yer perişan vaziyetteydi. Yani Müslümanlar Darwinizmi ağzına alamıyorlar konu olarak, yani çekiniyorlardı. Çünkü Darwinizm eğer ağzına alırsa konu olarak Darwinizm daha da gelişir diye çekiniyorlar. Evet. Değil mi? Evet. En iyisi susalım diyorlardı. Darwinizm de o zaman daha da gelişiyordu. Evanjelikleri, Hristiyanları tam anlamıyla ezmişlerdi, Musevileri de. Çünkü nasıl ezdiler? Onlara dediler ki dünyanın tarihi ne kadar dediler? Onlar 6000 yıl dedi. Bitti. Yani ondan, sırf bundan yenildiler. Evet. Yani başka bir şey gerek yok. Bunu demelerine yenildiler. Ve nitekim yenilmiş ve gariban hale gelmişlerdi. Evet. Biz Deccal'in bütün dişlerini teker teker sökerek onları Deccal'in ağzından aldık. Evet, Müslümanları da, kardeşlerimizi de. Allah vesile etti. Evangelikler daha bunun bir kısmı yeni yeni farkına varıyor. Ve onları oradan kurtardığımız halde oturmuşlar Müslümanları Deccal ordusu olmakla suçluyorlar. Evet. Yani biz onları Deccal'in ağzından aldık. Deccal yani ta ciğerlerine sokmuştu dişini. Biz onu ameliyatla zorla çıkarttık. Söke söke. İnşallah. Deccal'in boynunu da değil mi? Evet. Yani bütün dünyaya da böyle bir kütleme bütün dünyada duyuldu boynunun kırılmasında. İnşallah. O şekilde yerlebilirdik. Bundan sonra rahat nefes alacak hale geldiler. Bundan sonra hızla yayılacaktır. Daha mesela bak son alamete bak, Mısır'da Müslüman kardeşlerimiz gitmişler bir yardım konvoyu. Mısır hükümeti sokmuyor. Niye? Evet. Darwinist eğitimden geçtiler de onun için. Darwinist materyalistler. Hani Darwinizm yoktu İslam ülkelerinde? İktidardaki uzak Darwinist. Evet. Hükümet de Darwinist. Evet. Daha önce de öyleydi. Nasır dönemi de öyleydi. Evet. Değil mi? Evet. Filistin yine Darwinistlerin kontrolündeydi. Ürdün, Suriye, Mısır, Irak. Evet. Ondan sonra bütün bölge hep Marksistlerin kontrolündeydi. Evet. Teker teker dişlerini söktük. Birer birer, kelpetenle. Evet. Bağırttıra bağırttıra. İftira attılar, oyun oynadılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar ama durdurmak mümkün değil. Yani çünkü bir kere güneş doğdu. Ama Mehdi'nin alametlerini soruyorsa kardeşimiz, onu da belirteyim. Mehdi'nin alnı geniş. Alnında hafif bir kabis var. Şu kısım, yani şu kısmında hafif bir iç bükeylik var. Evet. Hafif diyor rivayette. Burnu küçük, incedir diyor. Küçük yani geniş değil burnu, küçüktür Mehdi'nin. Berzenci'nin de kitabında geçiyor. Çok fazla rivayet var küçük olduğuna dair burnunun. Ama burnunun orta kısmında hafif bir çıkıntı vardır, belli belirsiz. Yani bir köprü kısmında diyor rivayette bu şekilde. Alnında yine bir ben vardır. Yanağında bir ben vardır Mehdi'nin. Alnında şu kaş çatma çizgisi tektir. Yani alnının ortasında tek bir çizgi vardır. İnsanlarda normalde 2 tane olur. İki yandan birleştirildiğinde 2 olur biliyorsunuz. Kaşın çattığında 2 çizgi meydana gelir. Mehdi'de tektir. Bu rivayette belirtilmiş. Kaşları kavisli. Kaşları kavislidir. Saçları güzeldir diyor Mehdi'nin.
Gözleri hafif çekik. Gözleri hafif çekiktir diyor. Yüzü parlaktır diyor. Nurlu bir yüzü vardır diyor. Evet. Sakallıdır diyor. Geniş omuzludur diyor. Karnı geniştir diyor. Ama bununla ilgili çok mevzul hadis var. Cübbeli bu konuda panik oldu. Evet. Biraz herhalde bana benzetti anladığım kadarıyla. Benden çıkartmak için ne yapacağını evet, şaşırıyor. Evet, söylentiler oldu. Kardeşim biz zaten yemin ediyoruz. Diyorum ki ben Allah'ın, meleklerin, bütün insanın laneti üzerime olsun. Ömrüm boyunca Mehdi'lik iddia etmeyeceğim dedim. Daha ne diyeyim? Yani, evet, maşallah. Yemin ediyorum artık yani. En büyük yemin ediyorum yani. Bunun için artık ne söylenir yani. Buna da inanmıyorsa artık söyleyecek sözüm yok. Göğsü geniştir diyor. Bazı geniştir ve uyrukları da geniştir diyor Mehdi'nin. Karnı evet. geniştir diyor. Mesela bak bütün... Ayrıca yüzü de geniştirdi bakın. Alnı, yüzü, göğsü, karnı ve uylukları geniştir diyor. Adımlarını dışarı doğru atar. Hızlıdır diyor ayakların yönü, yürüyüşü evet. hızlıdır diyor. Sırtında benleri vardır. Evet. Sırtında bir ben vardır diyor. Birinde mersin ağacının yaprağına benzetiyor. Diğerinde başka bir ağaç yaprağına benzetiyor ama tam hatırlamadım şu an. Evet. Geçenlerde yeni bir rivayet gördüm oradaydı. Evet. Yani dışa çıkıntılı üç boyutlu bir ben vardır diyor. Fakat o diğer benin yanındadır diyor. Yani sırtında Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi kalp hizasında büyükçe bir ben vardır diyor sırtında Mehdi'nin. Evet. Sağ ayağında bir ben vardır diyor. Sağ uyluğunda. Sağ uyluk kısmı. Yani uyluk şu kısım olmuş oluyor. Orada gözle görülür bir ben. Yani anlaşılır tarzda bir ben vardır evet, diyor. İnşallah. Dişleri parlaktır. Dişleri parlaktır diyor. Dilinde zaman zaman ağırlık olabileceğini evet, söylüyor. Evet, bazen konuşmalarında ağırlık olur diyor. Dil, yani dili sürçer diyor. Evet, anladım. Sağ elini kullanır. Sağ elini kullanır diyor, evet. Dilini, deki o şeyi çözmek için. Yani sağ elinin hareketlendiğini söylüyor konuşurken. Başka? Yüzünün nuru saçlarına vurur diyor. Yüzünün nuru saçlarına vurur diyor. Çok güzel delikanlı. Heybetlidir diyor. Ben İsrail görünümü dedi. Ben İsrail görünümünde oluran çok fazla şey var. Kıyafetleri parlaktır diyor elbiseleri. Evet. Nasıl diyor dört şeyde parlaklığının bir şeyine belirtiyordu rivayette. Dün bir hadis okumuştum. Cennet ipeği gibidir diyor. O ayrı onun dışında ateş gibi yanar mı diyor? Evet ateş gibi. Tam evet, hatırlamadım. Evet, evet. Ona ben de ya, bir bakarım şu an vakitler olduğu için o kadar geniş bakarak söylemiyorum. Atının gözleri alev şeklinde yani, parlar evet, diyor. Atının gözleri diyor yani araba olduğu anlaşılıyor parlar diyor ışık saçar karanlıkta diyor. Bu araba yani başka ne olur? Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Evet. Değil mi? Evet. Işık saçıyor. Evet. Ve tabii. Siyah beyazdır diyor. Siyah beyazdır diyor. Yani klasik bir araba tarifi yapılmış oluyor. İnsanlar diyor onlar oturduğu yerde Mehdi'yi evlerindeyken seyredecekler, görecekler diyor. Yani televizyonda görüleceği anlaşılıyor. 1100 yıllık hadis bunlar. Hadis kitabından alınıyor. Evet. Evet. 1000 küsur senelik yani. Reyhan yaprağı şeklinde. Ha reyhan yaprağı şeklinde evet. Birinde reyhan yaprağı şeklinde. Mersin yaprağı. Diğerinde de mersin ağacının yaprağı gibidir diyor. Evet. Yaprak şeklindedir diyor. Oldukça ilginç özellikler bunlar evet. tabii ama hani suret olarak nasıl olacak insana yani normal bir insandan ne kadar bir fark olacak? Aynı normal zaten o yüzden fark edilemiyor diyor. Hazreti Yusuf gibidir diyor. Aranızda gezer diyor. O sizi görür ama siz onu fark edemezsiniz diyor. Çarşılarda pazarlarda gezecek diyor Mehdi. Said Nursi de diyor hatta kendisi dahi kendisini bilmez diyor başlangıçta. İmanın nuruyla diyor belki diyor o eşyası ahir zaman Mehdi tanınabilir diyor. İcraatlarından anlaşılacak. Yani son aşamaya doğru anlaşılacak. Halkın gözünün de faaliyet yapıyor. 313 kadar talebesi var. Evet inşallah. Az talebesi olacak. Evet. Hazreti Peygamber'in soyundan olacak. Peygamber'in soyundan olacak. Evet Seyit'tir Mehdi. Seyit olacak. Kafkaslar üzerinden Seyit inşallah. Evet öyle bir rivayet var. Onu, evet. Kim kimin eserindeydi o? Bakayım hocam inşallah. Neyse. Çocuğu olmayacak diyor rivayette Mehdi'nin. Yani bütün diyor Ehl-i Beyt'in yani Mehdi'nin silsesinin hepsinin çocuğu olacak. Bir tek onun çocuğu olmayacak diyor. Evet. Malı mülkü olmayacak diyor evet. hadiste. Evet. Yani kendi üstüne kayıtlı bir malı mülkü olmayacak diyor Mehdi'nin. Eline bakarak konuşacağız. Ha, teknolojik. Eline bakar diyor. Eline baktığında diyor talebelerini görür diyor. Talebeleri de onu görür diyor. Yani cep telefonu ve iPod'a işaret ediliyor ahir zamanda. İnsanların oturduğu yerden Mehdi'yi görmesi nasıl olur? Herkes evinde görecek diyor oturduğu yerden. Hatta yattığı yerde sesini duyacaklar diyor. Radyoya ve televizyona dikkat çekilmiş İnşallah. Oluyor. İnşallah. Özel ilimleri olacağı söylüyor evet. inşallah. Yani bu hadislerin kaynağı olarak bir kere şu Ehl-i Sünnet eserlerden çok istifade edebilirler. Bakın, Kıyamet Alametleri, Berzenci'nin
bunu tavsiye ederim. Yani bütün Ehl-i Sünnet alimlerinin ittifakla beğendiği bir alimdir, Berzenci. Kıyamet Arabi'dir, bunu tavsiye ederim. Celaleddin Suyuti, bütün Ehl-i Sünnet alimlerinin ittifak ettiği bir alimdir, Ahir Zaman Alametleri. Bu kitabı tavsiye ederim. Evet, yani Ahir Zaman öğrenmek için. İbn-i Hacer Mekki, El-Kavlül Muhtasar, Fi Alametil Mehdil Muntazar, bu çok ünlü bir eserdir. Bütün Ehl-i Sünnet alimleri bunda da ittifak ediyorlar bu kitapta da. Bekler'in Mehdi'nin alametleri. Bunu da tavsiye ederim. Bu. Evet. Kafkasya ile ilgili okuyayım mı hocam? Oku. Hadisi. Seyyid Ahmet Hüsamettin radıyallahu an istihraç namesinde Mehdi'nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür. Müslümanlardan bir zat, Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek. Bu zatın şerefi Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa, güneşin şu an ışık hüzmeleri gibi şule-i nisar olacaktır. Etrafı ışıltılar saçacaktır. Osman Yüksel Serden Geçti. Mabetsiz Şehir Serden Geçti Neşriyatı. Sayfa 107. Maverün Nehir'den bir adam çıkar. Ona El Haris, Arslan denir. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El Haris tıpkı Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Her mümine ona yardım etmek veya davetine icabet etmek vaciptir. Ebu Davud, Mehdi 2452, evet. Ravi, Hazreti Hilal İbni Amr. Ebu Davud'da. Evet, Ebu Sahih Davud'da. Hadis kitabıdır. Evet, Sünen Ebu Davud'da. Şimdi. Evet. Mehdi'nin Kafkasya, muhtemelen Medine, Mekke taraflarından o Cengiz Han Hülagü fitnesi döneminde canlarını kurtarmak için yüksek yaylalara gitmişlerdi. Kafkasya'ya doğru gitmişlerdi. Evet. Oradan geleceği, yani asıl atasının ve kökeninin oradan geleceği anlaşılıyor. İnşallah. Kafkas kökenli olduğu anlaşılıyor. Başka Mehdi'nin... Heybetullah. Evet, lakaplar, lakabı çok. Birçok lakabı var. Ama onun lakaplarından birisi de Arslan'dır. Arslan, evet. Evet, Mehdi'nin lakaplarından bir tanesi. Evde doğacağı, gizli doğumu. Evet, doğumu gizli evdedir. O geçenlerde bir Şii kardeşimiz aradı bizi bilgisayar şeyden. Dedi Mehdi dedi hastane doğum yapmayacak dedi. Doğmayacak dedi. Evde doğacak dedi. Bu hadisi niçin söylemiyorsunuz dedi. Bunu şey yapıyor. Yani benim çekineceğimi düşünüyor. Yani o da benim yine Mehdi'lik iddiasında olduğumu düşündüğü için. Estağfurullah. Benim de hastanede doğduğumu düşünüp yani ben onu söylersem Mehdi'liğimin zail olacağını düşünüyor herhalde. Halbuki ben de evde doğdum. Yani ben hastanede doğmadım. Benim doğumum evde. Ama benim Mehdi'lik iddiam yok. Yani onu bir kökten bir kere bir halledelim. Yani durup durup ikide bir bana böyle delil getirmesinler. Yani Mehdi olmadığım iddiam yok. Şii kardeşlerimden de öyle izahlar geliyor. Ya benim zaten öyle bir iddiam yok. Ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Allah'ın yani dedim aciz bir kuluyum. Allah'a boyun eğmiş. Mehdi öncüsü olabilirim ben. Mehdi'ye talebe olabilirim. Ona zemin hazırlıyor olabilirim. İnşallah. İnşallah. Siz zaten dediniz hocam. Mehdi'lik bir iddia değil, ispat makamıdır dediniz. Yani kim yeryüzüne İslam'ı hakim kılarsa, Hazreti İsa ile birlikte namaz evet. kılıp imam olursa o kişi Allahu Alim Mehdi'dir deriz diye. Evet. Çok net açıkladınız zaten defalarca. Mehdi, Hazreti İsa ile beraber namaz kılacak. Mescid-i Aksa'da, efendim, burada da Ayasofya'da da namaz kılacaklar. Bütün İslam aleminin ittifak ettiği insan olacak. Resulullah'ın kılıncını kuşunacak. Resulullah'ın hırkasını giyecek. Resulullah'ın sancağını taşıyacak. İnşallah. Ama teverrüken. Biz ne diyelim böyle bir insan çıktığında? Allahu alem Mehdi'dir diyeceğiz. Ne diyelim yani? İnşallah. Hazreti Mesih'le beraber namaz kılıyorsa, ona imamlık yapıyorsa, bütün İslam aleminin lideri olursa, dünyaya barışı, kardeşliği getirirse, Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar hepsi onun yanında rahat edecekse, ediyorsa, ne diyelim? Tabii ki Mehdi'dir diyeceğiz inşallah. İnşallah. Allahu alem o diyeceğiz. İnşallah. Ama bak Allahu alem diyeceğiz. İlla ki odur demeyeceğiz. Bir de şu kitapta da bu benim hazırladığım bir eser. Bunda da çok değerli toplu. Bütün bu hadisleri bulabilir Ehl-i Sünnet hadisleri. Evet. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelecek Adem Yakup diye. Bu eser de ucuz bir eser ama kardeşlerimiz daha çok bunu internetten ücretsiz indirebilirler. harunyahya.org. Yani org sitesinden evet. Evet oraya girerlerse zaten çok geniş. Nedir bu gazete? Şey mi? Vakit gazetesi. Yine bir ilan çıkmış. Yarınki vakit. Evet. Bağında bozma.
gerekçeleri. Önceki gün de yayımlanmıştı. Evet, inşallah. Bir kere Vakit Gazetesi, ne ben herkese tavsiye ederim. Güvenle okuyabilirler. Tam ehli sünnet, vatansever, milliyetçi, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini isteyen, Türk-İslam birliğini isteyen evet, bir delikanlı bir gazetedir. Efendim, sahipleri de çok efendi, dürüst insanlar. Hiçbir çıkarları da yok. Allah rızası için çıkarıyorlar gazetelerini. Yani öyle kar olsun, zengin olsun zaten yani mallar, mülkler olan insanlar değil. Olsa da feda olsun yani. Allah razı olsun hepsinden. Milli Gazete de aynı şekilde öyle. Çok mazlum, tertemiz insan. Ucu ucuna yetiştiriyorlar, hizmet ediyorlar. Öyle samimi olan gazeteleri desteklemekte fayda var. Evet. Yani inşallah alıp yani insanın içine bir hoşluk geliyor yani insanın onun değil mi? Zevk alıyor insan. Maşallah. İnşallah. Savunma kanıtlarının gerekçesiz olarak reddedilmesi bozma gerekçesiymiş. Anayasanın 141'e 3 maddesi. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeler olarak yazılır. Bu kural CMK'nın kararların gerekçeli olması başlıklı 34. maddesinde aynen tekrarlanmış. Gerekçenin olmaması durumunda bozma nedeni oluyor. Bunu belirtiyorlar. Yani bu şeyler de bozma nedenidir. Efendim, başka birçok bozma nedenleri var. İşte yarın alan kardeşlerimiz buradan okuyabilirler. Ama genelde Vakit mezarı iftiharımızdır. Aleyhine evet. Konuşanlara da ben hiç katılmıyorum. Onlara evet. Allah hidayet versin, akıllarını açsın. Cübbelinin de ehli sünnet olmadıklarına dair iddialarına da inanmasınlar. Evet inşallah. Milli Gazete'de de Vakit'te her ikisi de ehli sünnettir. Birbirlerini de çok severler. Müslümanın ayrısı gayrısı yoktur. Şiiler, Aleviler, Bektaşiler, Sünniler hepsi bizim canımız ciğerimiz. Tertemiz kardeşlerimiz. İnşallah. Hepsini bağrımıza basarız. Hepsi Allah'ın aslanları. Maşallah. Evet. Tertemiz insanlar. Evet. Hazreti Ali'yi sevmek, aşkla sevmek iftihar edilecek bir şeydir. Benim de ceddimdir Hazreti Ali. Herkes gibi ben de canım gibi seviyorum. Canımdan daha çok seviyorum yani maşallah. Hazreti Ali'yi. Ashabı da, sahabeleri de seviyorum. Hepsini. Ebu Bekir, Osman, Ali, Ömer. Evet maşallah. Hepsi Allah onlardan razı olsun. Değerli insanlar, çok mübarek insanlar. Allah onları cennete koydu şu an. İnşallah. Cennette sohbet edip Müslümanları bekliyorlar kardeşlerine inşallah. Hasan Hüseyin inşallah. Hasan Hüseyin. Hadi peygamberimize hadis var diyor. Hasan Hüseyin Hamza ben diyor kendisini söylüyor. Ben. Ali. Ve Mehdi diyor. İnşallah. Cennet halkının seyitleriyiz diyor. Maşallah. İnşallah. 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 Hazreti Mesih de geldiğinde Mehdi'nin yüzünü meshediyor. Ona cennetteki makamını söyleyecek. Ama tabii inanılması farz değil. Mehdi'nin özelliği zamana karşı direnen insandır. İslam mesela hakim olmadı diyecekler, Mehdi bastıracak. Olmadı diyecekler bastıracak. Olmadı diyecekler bastıracak. Kardeşim diyecekler yıllar geçiyor daha sen hala İslam'ın hakimiyetinden bahsediyorsun. Biz vazgeçiyoruz diyecekler. Birçok hadiste var bu. Ayette de buna işaret edilmiş. Yani sen vaat ettin ama vaat çıkmıyor diyor diyecekler. Yani böyle bir hakimiyetten bahsediyorsun ama böyle bir şey yok diyecekler. Tam ümitlerini kesmişken diyor Allah, hakim edeceğim diyor. Maşallah. Tam insanlar ümitlerini kesmişken. Mehdi'nin asla ümidi kesilmez. Maşallah. Sonuna kadar da yani boş mücadele ettiğini zannedecekler Mehdi'nin. Az bir grubu olacak zaten o yüzden de. Küçük bir grubu olacak. Hı hı. Boş yere para harcıyorsunuz. İşte evinizi satıyorsunuz, barkınızı satıyorsunuz diyecekler Mehdi'nin talebelerine. İmkanlarınızı terk ediyorsunuz. Ne gerek var böyle işlere? İşte devletin... Diyaneti var, size mi düştü evet. Üstüne de diyecekler. İnşallah. Fakat onlar ısrarla İslam, Türkistan Birliği için uğraşacaklar. Evet. Gayret edecekler. İnşallah. Biz de onların talebesi ve öncüsüyüz. Onlara zemin hazırlıyoruz. Maşallah. Evelallah, eninde sonunda. Ki yani şu an zaten çok büyük yol alındı. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Evet, maşallah. Değil mi? İnşallah. Mehdi yenilmez, durdurulamaz demiştiniz hocam evet. İnşallah. Önüne diyor dağlar çıksa diyor oradan bir yol geçer diyor. Yol bulur geçer diyor. Çok fazla münafık gelecektir Mehdi cemaatine. Çok fazla münafık gidecektir. İnşallah. Yani ama 313'ü hep muhafaza edecek. Yani bir nehir gibi. İnsanlar akacak. Hem gelenler olacak hem giden. Hem gelen gidecek ama bünye duracak. İnsan vücudu da öyledir ya. Mesela biz sürekli hücreler ölür her gün atılır. Evet. Ama her günde yeni hücreler yapılır. Ama insan vücudu durur. Mehdi cemaati de yani sürekli duracaktır.
Fakat sürekli ölü hücreler, hasta hücreler, mikroplu hücreler atılacaktır. İnşallah. Taze hücrelerle vücut zindelip geçecektir. Ve en sonunda Allah bu sabrına karşı, Mehdi'nin en önemli özelliğinden bir özelliği de sabrı. Said Nursi diyor bakın, sabır, metanet ve sadakat diyor. Evet. Mehdi'nin üç özelliği. İnşallah. Bakın sabır, metanet, asla metanetini bozmuyor, sabrını bozmuyor ve sadakat. Maşallah. Özelliklerini belirtiyor. Fakat insanlar diyor hep diyor saltanat aleminde diğer şeylerde bekledik için diyor şaşalı tarzda beklerler Mehdi'yi diyor. Halbuki Mehdi çok mütevazi çıkıyor ve hiç ummadıkları bir insan olacak. Mesela Allah incir çekirdeği oluyor küçük. Toplu iğne başı kadar. 100 sene sonra 30-40 metrelik incir ağacı oluyor. Yüz binlerce meyve veriyor. Evet. Yüz binlerce yaprak açıyor. Maşallah. Değil mi? Evet. Nereden oldu bu deniyor? Şu toplu iğne başı kadar diyorlar, incir çekirdeğinden oldu diyorlar. İşte Allah Mehdi de öyledir. Toplu iğne başı nasıl küçük, incir çekirdeği nasıl küçüktür? Mehdi de öyle. Hiç insanlar ummadığı bir insan olacaktır. Hı hı. Ama sonunda hayretler içinde kalacaklar. Münafıklar, münafıklık yaptıklarına bin pişman olacaktır diyor. Allah diyor, hasretler onlar için bir hasrettir diyor Allah. İnşallah. Ayette. Kur'an onlar için bir hasret olacak diyor. Yani dünyadaki en büyük acıyı çekecekler, en büyük aşağılanmayı yaşayacaklar. İnşallah. Yani neden biz münafıklık yaptık, neden ahlaksızlık yaptık, neden kahpelik yaptık diye ömürleri boyunca onun acısını çekecekler. İnşallah. Ve onun İnşallah. Utancını yaşayacaklar. Yani ahir zamanın münafıkları en şiddetli münafıklardır. Resulullah'ın döneminin münafıkları da en şiddetlileridir. Mesela o devirde kimle var ünlü münafıklardan? Ebu Leheb. Ebu Leheb kafirlerden özelliği. Evet. Ama o devirin ünlü münafıklar var, liste evet. olarak vardır. Evet. Ama azılı kafirlerinden Ebu Leheb, Ebu Cehil. Ebu Cehil. Değil mi? Evet. Hatta Ebu Cehil'i bir köle öldürmeye kalkıyor, öldürmek üzere. Ben diyor öldüğüme yanlıyorum da diyor senin gibi bir kölenin diyor beni öldürmesi diyor çok ağrıma gidiyor diyor. Yani onu diyor aşağılanma olarak görüyor. Adamdaki enaniyetin, psikopatlığın deliğine bak. Yüzlerce insanı öldürmüş azılı katil, cinayet makinesi yani durmadan insan öldürüyor, şehit ediyor, Müslümanları şehit ediyor. Müslümanlar şehit oluyorlar. Evet. Ama küfürden öldükleri de ölmüş olur. Evet. Bu azılı katil yani bu cinayet makinesini Allah canını alarak durduruyor en sonunda. İnşallah. Müminleri vesile ederek inşallah. İnşallah. Ama ahir zamanda Mehdi döneminde kan yok. İnşallah. Damla kan akmaz diyor. Kişinin burnu dahi kanamaz. Uyuyan kişi uyandırılmaz. Denizdeki balıklar bile ondan memnun olacaktır diyor. Havadaki kuşlar. Yani hayvan sevgisinin o devirde çok güçlü olacağı, hayvanların korunmasının çok güçlü olacağı orada vurgulanıyor. Yoksa denizdeki balık zaten fark edemez Mehdi'yi. Ama oradaki teşbih var. Yani denizdeki hayvanların rahat etmesi, sağlıklı olması sağlanacak. Diğer mesela karacaların, efendim kuşların, efendim koyunların, kuzuların hepsinin güzel yaşaması sağlanacak. Köpeklerin, kedilerin, İnşallah. Güvercinlerin, martıların, İnşallah. Serçelerin hepsinin cennet gibi bir ortamda rahat yaşayacaklarını hadiste belirtiyor İnşallah. Peygamber Efendimiz. İslam'da tam hakim olduğunda demiştiniz inşallah. Bütün silahlar kaldırılacak. Oyuncak silah bile kalmayacak bütün dünyada diye inşallah. Evet inşallah. İnşallah. Bu da ancak efendim Türk milletinin öncülüğünde olacak. Mehdi'ye Türk milletinin yardım edeceği hadislerde açık açık belirtilmiştir. Direkt Türk kelimesi geçiyor. Bir kısmında da kapalı bir usupla kırmızı bayraklar diyor. Türk bayrağıdır kırmızı bayrak. Ama bir kısmında da alenen Türk diye geçiyor. Çok necip ve yüksek bir millettir. Bütün dünyaya barışı, kardeşliği, özgürlüğü, sanatı, bilimi, teknolojiyi, modernliği, kaliteyi, yani en yüksek sevgi ruhunu Türk milleti öğretecek ve bütün dünyayı kurtaracaktır Türkiye ve Türklük alemi. Bunun alametlerini de artık kör olan, yani gözü manen kör olan da görüyor, herkes görüyor. Ama gerçek amalar, daha önce de söylemiştim, onlar bizim aldığımız sevabın en az 10 mislini alırlar. İnşallah. Çok makbuldür inşallah. İnşallah.
Peki yılla ilgili bir öngörünüz var mı? Kitabınızın başlığında da yazıyor Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelecek diye. Ama sizin bu konuda bir öngörünüz var mı? Hangi Bakın, yılda ortaya çıkacağı ile ilgili? Ki, evet 10 veya 20 yıl içinde ben daha önce söylediklerimde ben arkadaşlarıma söylüyordum. Ama şu an halkıma, bütün millete, dünyaya ilan ediyorum. Ben bunu hiç yapmadım daha önce. Evet, yapmadım. Daha önce söylüyordum sadece. Evet. Yani sohbetlerde sohbetliyorum. Mesela şu tarih, şu tarih. Ama şimdi bakın net söylüyorum. O zaman bana gelsinler diyorum, ben buradayım diyorum. İnşallah. 10 yıl içerisinde İslam hakim olacak. 20 yıl içerisinde de Mesih gelecek. İnşallah. 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 Yani 20 yıla İslam'ın hakimiyeti bitmiş olacak. İnşallah. 20 yıl içinde evet. Gelecek. Evet, inşallah. İnşallah. Yani ben buradayım. Evet. Bir de ben bir kere bir sözümü almış değilim. Evet. Ama gelişim safhalarını söyledim. Ben dedim ki mesela 79'dan sonra sürekli İslam gelişecek dedim ve dediklerimin hepsi oldu. Evet. Biz mesela hayal dahi edemedik. Dünyaya bütün radyolardan, televizyonlardan, internetten böyle dünyaya hitap edeceğimizi hiç bilmiyorduk biz. Evet. Bak Allah bize bunu gösterdi. Mesela bu çok büyük bir harika. Evet. Maşallah. Biz Mehdi öncüsü olarak değil mi? Mehdi talebesi olarak böyle bir netice aldık. Dünyada Darwinizmi yıktık. Evet. Yani Deccal'in boynunu kopardık. Evet. Yani Deccaliyeti zavallı hale getirdik ve yer çöktür, yeri öptürdük yani. Maşallah, evet. İnşallah. Maşallah. Ve Müslümanları, Hristiyanları, Musevileri Deccal'in ağzından aldık, evet. Parçalıyordu. Evet. Altın almış parçalıyordu. Yani ne Hristiyanlar kilisesine gidemiyordu. Museviler, İsrail hep ateistlerden dolmuştu. Evet. Her yeri kaplamıştı ateistler. Gençler Tevrat'la haşa alay ediyorlardı. Evet. Değil mi? Kur'an'a karşı bütün İslam ülkelerinde insanlar tavır almışlardı. Ve sosyalist, komünist iktidarlar iktidara geliyorlardı. Biz böyle Allah'a çok şükür Seyyid Battal Gazi gibi ortaya çıkınca maşallah. Bakın şu an insanlar iftiharla İslam'ı savunuyorlar. Evet. O zaman eziktiler. Millet Müslüman olduğunu söyleyemiyordu, ağzını açamıyorlardı. Söyleyemiyordu, evet. Bak 79'da diyorum akademide namaz kılan adamı cuma namazında yakaladılar, komaya soktular diyorum. Adam Müslümanım diyemiyordu. Evet. Kimse ağzını açamıyordu, Müslümanım diyemiyordu. Evet. Bakın şu an bağıra bağıra söylüyoruz. Elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Maşallah. Ve diyorum eze eze İslam dünyaya hakim olacak diyor. Maşallah, evelallah. Sevgiyle İnşallah. Ama bilimle. İnşallah. Sevgiyle ve bilimle. Bilimin gerçekleriyle. Bilimi de artık ağızdan alamıyorlar. Çünkü bilim Darwinistlerin sahtekarlığını ortaya koydu, yalancılıklarını. Kur'an'ın ve Müslümanların doğru söylediğini gösterdi bilim. Big Bang'i ispat ettik. Kainatın yoktan yaratıldığını ispat ettik, evet. Ama bilimle ispat ettik. Darwinizmin olmadığını ispat ettik. Materyalizmin olmadığını ispat ettik. Neyle ispat ettik? Paleontolojiyle, jeolojiyle, moleküler biyolojiyle ve bütün bilim dallarıyla ispat ettik. Hangi bilim dalı bundan karşısına çıktıysa bunları yerle bir etti. Ve her türlü ezildiler. Geçenlerde saydım hocam maşallah 300 kitabınızdan 40 tanesi Darwinizmle ilgili, iman hakikatleri ve Darwinizmle ilgiliymiş maşallah. Yaklaşık. Maşallah. 300 kitaptan 40 tanesi. 60'ın üstünde yabancı dile çevrildi, evet, değil mi? Evet. 60'da yabancı. 200 ülkesinde okunuyor dünyanın. İndiriliyor kitaplarınız. 80 milyon kitabınız indirildi inşallah. Okundu. Maşallah. Maşallah. Milyonlarca giriş var internet sitelerine. 500'ün üzerinde internet siteniz var. Dünya çapında 400'den fazla kanalda yayınlanıyor belgeselleriniz inşallah. Maşallah. Maşallah. Evet hocam yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına size teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Onların yüzünün nurunu Allah da artırsın. Teşekkür İnşallah. Ederim. İnşallah. Yarın saat 10 ve 12 arası yarın gece Kanal Urfa ve Kral Karadeniz ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu akşamlık bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar dileriz.